Ya uyumayın. Gel. Dışı sizi. Gelin çocuklar. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Kız anam ne oldu buna bu programa? Şimdi Şeyme mi sunuyor? Şeyme sen mi sunuyorsun? Ben susuyorum. Susuyorum. Nerede Yaşar'ın kız nerede be? Bilmiyorum. Pardon ben de susuyorum. Ben susuyorum programı. Anam ben bunun dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum ki. Ben bunu dediğini de anlamıyorum. Ne diyor bu? Dedeciğim, Cansın Hanım yokmuş. Programı Şeyme sunacakmış. Ama sussun, Şeyme sussun. Şeyme sus sen. Ben susuyorum. Bir dakika. Sayın seyirciler, şimdi... Konumuza geçmeden önce bir müzikle oynayalım. Ha, müzik dedi galiba dedeciğim. Ne diyor? Müzik Şeyime yaptı hep. Bakalım izleyelim bunu. Ay iki dakika ortada yokum. Neler olmuş yıkılsın ya. Ne oluyor? Soru işareti. Cansın Hanım, Şeyime darbe yaptı, iktidara geldi. Kız anam sen neredeydin? Ana kurban, uy vakok sarısı bacım. Kız sen paranı kaybettin, seni doğa kaldırdılar. Kız anam bu neye gelmedi ana şimdi? İsot teyze sakin ol, kimse beni kaçırmadı. Fenalıklar geldi bana ya. Ay ben tuvalette kapı kilitli kaldım. Ne? Şöyle şeydin ya. Ayağım titriyor. Beraber kahşedik korkmazdın. Ya bak bacım seni oranı burana be. Ya Berk dedeciğim yapma. Zaten bak klostrofobiyam var. Fenalıklar geldi. Bayılacağım şimdi ya. Ama ay dedim içeri telefonumu da almamışım yani. Kapı çöt diye kapandı bir anda. Bağırdım. Kimse duymadı ya. Oy ben sana kurban olayım. Kız sen hele bağırdın ya. Senin sesini duymayanlar Allah canlarını almıyor. Ele iki yakaları bir aralarına gelmiyor. Ele kredi kartıyla aldıkları cep telefonları yere düşüyor parçalara. Hem parasız kalırlar hem de cep telefonsuz kalırlar. İnşallah yarabbim. Amin. Şu var mı bir yerde be? Efendim kim giriyor bu? Cansın Hanım, sizi tuvalete birisi kilitlemiş olabilir ve o kişinin ismiyle ilgili aklıma biri geliyor ama Cansın Hanım. Siz mi söyledin? Tabii ben size söylemedim mi? Bana bir şey yiyeceğim. Sen sorayım. Ben söylemedim seni. Tamam. Ben burada sorayım. Ben buradan gelmedim. Bana söyleyeyim ya. Tamam, ben bir şey demedim. Şeyime teyzem, severiz birbirimizi. Sen niye kilitliyorsun ki beni? Niye böyle bir şey söyledin? Kutluysun. Cansın Hanım, Esen'in aklına karpuz kapı kaçırmak istemem. Fakat Şeyime çocukluğundan beri hep spiker olmak istemiş ya. Evet. Hak etme Şeyime teyze. Sen spiker mi olmak istiyordun? Canımsın. Ya ben sizlerle spiker olmak istiyorum. Ne diyor? Canımsın. Bak Halit Kıvanç'ı çok severmiş. Onun gibi olmak isterdim. Halit Kıvanç. Evet hayır yapan mı sana? Evet hayır. Ama Halit Kıvanç kim o? Evet hayır. Evet mi hayır mı? Evet mi hayır mı? He? Doğru söylüyorsun Şeyime teyzem. Ah bizim kafamız. Berk dedeciğim Halit Kıvanç değil. O evet hayırı yapan Erkan yol açtı diyor. Tamam Şeyime sen de yol aç bana. Sen de bana yol aç Şeyime. Şimdi ben bu teknik aksaklıktan dolayı herkesten çok özür diliyorum. Bacıların bacısı, amcaların yoncası, evlatların anası Cansın'la Acı Gerçek programına hoş geldiniz. Ver jingle'ı. Acı acı gerçek, acı acı gerçek, hadi bacım acı çek. Acı acı gerçek, acı acı gerçek, hadi bacım acı çek. Çok sağ olun. Ufak ufak libidom yükselmeye başladı. Biraz daha rahatlıyorum şimdi. Bilin bakalım bu haftanın konuğu kim? Kim? Hadi bakalım. Kız kim? Kendisi gotik, mistik, biraz taklı, sırlı, tatlı bir insan. Onun aklına hep bir şeyler geliyor. Kutlisi. Ben mi? Evet. Gerçekten Allah razı olsun ya Cansın Hanım. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Gel. Sağ olun Cansın Hanım. Ben oturuyorum oraya ben. Yok Berk dedeciğim, geçen hafta sen oturdun. Kutlisi otursun şimdi de. Ya ben geçen hafta oturdum, kısmetim açsın diye de hiç kimse atmadı beni. Ne karılar aradı ne bir şey be.
Bak öyle söyleyince benim aklıma şey geldi. Benim böyle yüzme havucum var kocaman da bacakların arasından geçecek kimse yok be. Var mı senin bildiğin lan şair? Dedeciğim atayım git istersen. Şey, bu çapık mı bak? Aa, estağfurullah öyle bir şey yok. Bir dakika şimdi Kutlis'i tanıyacağız. Kutlis'i sırlı bir insan. Aklına hep bir şey geleyin, içinde tutayım. Evet. Biz bunların hepsini çok merak ediyoruz ama önce bir sürprizimiz daha var size. Sürprizler bitmiyor bugün. Yeni single'ım için yaptığım yeni şarkımı paylaşacağım sizinle. Ama bana destek olacak çok eski bir dostum var. Londra'dan yeni geldi kendisi. Dün geldi, ayağının tozuyla buraya gelecek şimdi. 10 senedir Madonna'nın arkasında dans ediyor. Sen de Türkiye'nin Madonna'sın dedi. Ben estağfurullah dedim. Geldi şimdi. Edison. Edison'la birlikte bu parçayı gerçekleştireceğiz. Edison'a bir alkış alayım, ver şarkıya. Başımı sormadım bir kere maaşını, aldırmadım aldırmam kaşlarımı. Naturamda ne varsa öyleyim, yalanım varsa vallahi ben öleyim. Sadaka sevgin sende kalsın, kınamı yaktım ardın yansın. You don't touch only watch, sen bir malsın. Naturamda ne varsa öyleyim, yalanım varsa vallahi ben öleyim. Naturamda ne varsa öyleyim, yalanım varsa vallahi ben öleyim. Edison, Edison bir şey söylemek istiyor musun? I love Turkey, thank you, thank you. Edison'a kocaman alkar. Canamsın. Gideceği yeri bulamadı. O kadar koca yürekli ulan bir adam ki. Bir şey oldu. Yok bir şey oldu. Çocuğun bir yeri yırtıldı burada. Ya bacakları açıldı öyle. Ay kıyamam canım. O kadar hırsla yapıyor ki işini. Karın yok mu bunun yanında? Yok baba. Ben varım bak dedi. Aşk olsun. Ama senin oraya buraya bakmış gibi. Teşekkür ederim ama ben arkamda kadın dansçı istemem. Neyse. Şimdi Kutlis'i tanımaya başlayalım artık. Sağ olun, Allah razı olsun cansın. Canımsın, yıkılsın. Hadi bakalım, Kutlis'i kim? Kutlis'i, adım Kutlis'i, soyadım. aklıma bir şey geliyor oğulları amma. Soy ismi, aklına bir şey geliyor oğulları amma. Enteresan, soru işareti. Kutlis'i sen ne iş yaparsın? Cansın Hanım, ben söz yazarı, şair, aşk adamı, romantizm. Şair misin lan sen? Ha, evet. Romantizm misin oğlum sen? Evet, romantizm. Karıma ama lan tanıtıyorum, ben geleyim oraya. Evleneceğim ben. Çok şaşırdım, şaşkınım, şoklar içindeyim. Kutlis'i romantizm, evet, aşk adamı. Hanım, evet. Çok tatlı. Peki en sevdiğin şairler kimler? Bizimle paylaşmak tabii ister misin? Tabii ki Cansu Hanım. En sevdiğim şairler 21. yüzyıl şairlerinden en yetenekli buldum. Bana göre yani en sevdiğim. Birincisi Ceyhun Yılmaz. Instagram'dan da takip ediyorum. Çok güzel şeyleri var, şiirleri var. İkincisi de Yunus Günçe. Yeni yetenek yazarlardan. Evet. Evet. Peki kadın şairlerden? Kadın şairlerden bir tane şair vardı. İnanılmaz iyidir yani. İzlal Aydın tabii. Ben de çok severim. Çok bir alkış alalım. İzlal Aydın. Ay canımsın, Şeyme teyzem de kadın şairmiş. Onu niye saymamışsın bak? Canımsın. Sonra geliriz onlara, hiç şey yapmayalım yani. Aklıma ne geldi benim? Bak şimdi benim evde böyle tamam komple olduğu gibi ayna. Böyle iki tane de kocaman direk var. Böyle yeni boyattım ben onları daha. Etrafına döndürecek kimse yok. Var mı lan senin şair? Sen şair. Karım var mı seni tanıdın? Ya dedeciğim lütfen şairim dedim. Kim demedim ya. Lütfen dedeciğim ya. Ulan kelime bir şey demiyorsun. Aşk adamıyım dedim, romantizm dedim dedeciğim ya. Tamam, ne olur kalmayın. Ben de aşk yaşıyorum diyor baba. Tövbe estağfurullah. Acı çekmeden gerginleşmeyelim. Daha acılardan kavrulmadık. Biraz sakin. Şey mi? Ne? Bir şey söyle. Dur dedeyi titreşim moduna alalım mı? Bir titreştirelim mi dedeyi? Ne? Titreşim benim. Hanım, siz öyle titresim evet, deyince benim aklıma bir şey geldi ama. Yok aklına bir şey gelmesin artık. Kutlis'i aklındakileri tutma. Tabii. Her şeyi dökmenin tabii vakti geldi, zamanı tabii geldi. Kutlis'i aklıma bir şey geliyor onları ama. Evet, evet. Kendisi şair, romantizm, ben şok. Anlat bakalım sen hikayeni. Çok karizmatik biriymişsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben hiç bu kadar hoş bir adam olduğunu tahmin etmiyordum gerçekten. Değil mi? Kutlis'i gizli bir hoşmuş yani aslında. Cansu Hanım, bu sözlerinizden sonra aklıma bir şey geliyor ama. Dur ki,
Karı sana yürüyor, resmen vallahi yürüyor. Dedeciğim, karı bendir. Ha, kuyruk bendir. Sallıyor, tut kuyruğundan, tut. Berk dedeciğim, Allah aşkına. Tut kuyruğundan, çek bu yana, çek. Belki bana çıkıyorum. Ne biçim onları kaçırıyorsun sen? Sana demedim be, şeyi mi? Onları kaçırıyorsun. Tamam Şeyime teyzeciğim, sinirlenme, haklısın. Biz arkadaşız, kardeşiz, dostuz, öyle şey olur mu? Geçiyoruz şimdi. İlk şiirini ne zaman yazdın Kutlisi? İlk şiirimi bütün ustalarım gibi ben de aşık olduğumda yazdım Dansın Hanım. Aman. Canımsın, yıkılsın. Aşık olmuş Kutlisi acaba kime? Bu aşkın içinde acı var mı? Soru işareti. Olmaz olur mu Dansın Hanım? Hemen anlatayım, yalnız duygusal bir fon müziği alabilirsem çok hemen güzel. Hemen derhal Kutlisi için tabii. Müziği ver. Dansın Hanım, şiirimi yazdığım kadın, yani ilk aşkım adı Sevgi'ydi. Tuttu elimden. Ben de onun elinden tuttum. Eli size acıktı. Ne oldu sonra lan? Elini mi tuttun sadece? Orasını burasını tutmadı mı kızı sen? Mert dedeciğim, yavaş, romantizmi bozma, yıkılsın. Çok duygulandık. En baştan anlat, paragraf başı es. Anlatayım, bütün tabii. Hikayeyi bilmek istiyoruz, en ince ayrıntısına kadar. Evet, en baştan anlat. Anladım. Halvet oldunuz mu, halvet? Allah Allah, dedeciğim bir saniye ya. Bunlar bizim mahalleye yeni taşınmışlardı Dansun Hanım. Hı hı. Ben de o gün işten çıkmış eve doğru gidiyordum. Baktım pencerede bir tane genç bir kız. Aa, bana bakayım. Böyle eliyle, parmağıyla bana böyle gel yapayım Cansun Hanım. Gel de lan o pencere, ben gideyim oraya. Bana da yaptın. Bana da yaptın. Ben Türk gibiyim vallahi. Vurdum mu yıkarım. Kız ya Kutlusi. Anam kurban olayım ya. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu Cansun Hanım? İşte dediğim gibi parmağıyla bacağımdan böyle gel yaptı. Ben de gittim tabii ki haliyle. Bizim tabii. İçimizdeki soru işaretleri tabii. Büyüyor. Ünlemler halaya duruyor. Acaba tabii. Ne oldu? Yardırdım Cansun Hanım. Baktım kız güzel, böyle yardırdım evine doğru. Aha. Yani ayıptır söylemesi, kız bana sadaka verdi. Para mı verdi? Evet dedeciğim ya. Ben para için yapmıyorum bunu, zevk için yapıyorum demedin mi? Çok yanlış anladın Cansun Hanım. Çok yanlış anladın ya. Dedeciğim, o manada değil. Ben işten çıkmışım. Üstüm başım biraz hırpaneydi. Beni tabii dilenci sanmış kız, o manada sadaka verdi ya. Yazık olmuş sana be. Evet. Canımsın. Peki sonra gerçekleri ona açıklamadın mı? Söylemedin açıkladım, mi? Açıkladım Cansun Hanım. Açıklayınca çok pişman oldu, üzüldü falan. Beni yemeğe çağırdı. O beni yemeğe çağırınca benim aklıma bir şey geldi ama... Ne yaptınız lan yemekte? Birbirinizi yediniz mi? Oranızı buranızı tuttunuz mu ha? Ne yaptınız oğlum kızlar? Kız Armağan. Ne yapayım ben de? Kıdır bakın. Sapık bu ya. Kız ana bunu yemeğine şapat yiyorsun. Ne yapıyorsunuz ana? Bu kudurmuş ya. Evet. Başımıza taş. Evet. Sapık bir. Ya sen konuşma be. Pasta ağzı. Ağzından diş çok, bana laf söylüyor burada. Vallahi dişlerim seni bak ha. Berk dedeciğim lütfen ne olur. Bak orada bir kadınlar koalisyonu oldu. İkisi de aynı dilden konuşuyor. Biraz sinirlendi. Ama anlaşılmıyor. Ama sıkıldı bu kadınlar yani. Yapma artık gerçekten. Bir bunları ne yapmıyorum ben? Tamam peki. Sen devam et. Yemeğe gittiniz sonra. Yemeğe gittik. Yemekte tanıştık, kaynaştık. Çok güzel. Çok güzel muhabbet ettik çok falan. Güzel. Tabii, sonra, çok güzel. Evet. Ne kadar kaynaştınız lan? Çok kaynaştınız mı oğlum? Kanınız kaynadı mı? Oranız buranız kaynadı mı? Bak bana her şeyi anlat. Sen peki ilk şiirini o gün mü yazmaya tabii ilk şiirimi o gün yazdım Cansın Hanım. Çok güzel. Bizimle paylaşır mısın? Tabii duygusal bir fon müziği alabilirsin. Alabilir miyim? Aklımda yok, cebimden çıkartıp okuyacağım çünkü. Yani sahiller genelde öyle olur. Evet. Ha. Okuyayım Cansun Hanım. Tamamsın tabii ki. Katy Perry gibi manita yakışır benim gibi adama. En sevdiğim oyunlar pisti, santranç, dama. Sevgi her akşam beni görünce sıkıyor cama. Aklıma bir şey geliyor ama. Yıkılsın, ben böyle bir şiir duymadım. Hiç sen yazdın tabii. Hiç duymadım, sen yazdın ben aklına. Böyle tabii. Bir şiir duymadım. Çok isten yazdım yani. Yani gerçekten damarlarından tabii, yazmışsın. Tabii. Kalbimize küçük küçük iğneler batıyormuşçasına evet. Bir şey oldu. Çok ben acı. De batıracağım iğne, ben de batırdım. Çok Berk güzel batırdım. Allah vallahi bak, aşkına ne olur. Bana da bir şans verin ama. Hayır, bir dakika, şimdi ben bir şeyi çok merak ediyorum. Saplayın buna iğne. Saplama, kimseye saplama artık. Berk de 4 haftadır, 5 haftadır hep saplamak istiyorsun. Ama yeter be, kan bir yerde toplandı diyorum ondan. Kutlusu kurban olayım kızana. Kız ya sonra ne oldu? Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu şiirler değerlendirildi mi mesela? Bir şey yaptın mı bununla ilgili? Cansun Hanım, ben bunlar basılsın diye bir yayın evine gönderdim. Fakat bana çok kaba davrandılar ya. Allah senin gibi sahirin belasını vermesin. Böyle şiir mi gibi şiir dedi var ya. Kargoyla geri göndermişler. 7 TL'de geri ödemesi vardı ya. Tabii bana girdi o da ya dede. Canımsın, biz onu sana öderiz. Ne vicdansız lütfen, insanlar tabii. Var. Ben bir dizi var. Ha? Bu da sen çok güzel. Ben
İnanışını sattım. Ulan zabır zabır zabır. Kuzusu bir sürü şeyler var. Hiçbir şey anlamadım. Kork kork kork. Bak bunu sattım ve her gün sürdüreceğim ben. Bu kadın akıl küpü. Reklamcı kafası var. Ben size her hafta söylüyorum bunu. Ne dedi ki ben ya? Ben o şiirleri değerlendiririm dedi. Ben web sitesi yapıyorum dedi. www.kuddisi'nininanılmazşiirleri.com diye bir adres alacağım. Bütün şiirleri oraya yükleyeceğiz. Herkes oradan tıklayacak. En çok da ben tıklayacağım. Bak nasıl kazanacaksın. Herkes de seni tanıyacak dedi. Ben de tıklarım. Ya dede dur, bir dur Allah'ını seversen. Ama çok ya. İyi fikir. Gerçekten bunu değerlendirebiliriz. Hadi, neyse şimdi şiiri bırakalım, sevgiye gelelim. Gelelim. Devam et bakalım. Sevgiyle neler oldu İşte sonra? O gün tanıştık, kaynaştık. Dedi ki madem iyi tanıştık, kaynaştık. Gel beni ailemden iste dedi dersin. Çok tabii. Güzel. Evet. Lokum mugolonyamı aldım, anam babamı aldım. Gittik çok evine, güzel. İstedik babasından. Babası dedi ki ben böyle mala kız vermem dedi bana. Ya adam haklı. Haklı, ben de böyle mala kız vermem. Vermem yani, mal da vermem, kız da vermem. Lokumlu kolonyayla mı gidilir? Hasta ziyaretine mi gidiyorsun o kız? Ay Berk dedeciğim yapma, çocuğun kalbi kırık. Zaten deli gibi acı çekiyoruz burada, ne olursun. Fındosi, ben sana kurban olayım kız. Sağ sana olsun. Sana kız vermeyenlerin boyları postları devrilsin. Ele iki yakaları bir araya gelmesin. Ele tükenmez kalemi ceplerine koysunlar, tükenmeyi kalesi kırılsın. Ele her tarafları tükenmez kalem olsun inşallah. İnşallah Hüsnü Atmacığım, sağ ol. Allah razı olsun Hüsnü Atmacığım. Acaba bu bedduaları bir CD'de toplasan da arabada falan da sıkıntı edilmez. Ne bu da iyi fikir. Bence kitap süper. Da olabilir yani, evet. Gerektiğinde kullanıyoruz ya. Çok güzel bir ekip olduk. Bence harika fikirler çok bunlar. Iyi, evet. Sonra ne oldu peki? Kızı sana vermedi, ne yaptın sen? Vermediler. Sevgi dedi ki babam size sana vermeyecek dedi. Kaçır beni dedi. Aa, tabii. Aa, tabii. Evet, evet. Kaçırdım, kaçırdım. Kaçırdın mı, kaçırdın tabii, mı? Tabii, tabii. Kaçırdım fakat biraz fazla kaçırmışım ya. Aa. O ne demek? Soru işareti. Ya Sevgi kaçıracağıma dayısını kaçırmışım Cansu Hanım, tabii. Buradan Cemil dayıya da sevgiler. Evet. Ay peki Cemil dayıyla sen ne yaptın? Ben şok ünlem. Cemil dayı biraz aceleci davrandı, hemen nişan istedi. Ha. Evet, nişan istedi. Biraz. Fakat bizim mecbur kaldık, nişan yaptık Cemil dayıyla. Tabii. Fakat bizim nişan da benim amcaoğluyla öpüşürken yakalanınca... bizim nişan tabii haliyle bozuldu Cansu Hanım. Hey, iyice bozuldu, iyice bozuldu. Tabii. Araba evliliği normal bir şey değil. Araba evliliği olmaz. Araba evliliği mi? Yok. Doğru söylüyor. Bak şeyime... Araba evliliği mi dedi? Yok, işin iyi tarafından bakıyor. Dedi ki akraba evliliği. Ha, akraba evliliği. Araba evliliği anladım onu. İyi değil tarafından. Dedi. Zaten verilmiş sadakan varmış dedi. Allah razı olsun. Sonra ne yaptın sen? Kız kuddusi. Kız kurban olayım ya. Sonra ne oldu? Bu nedir Zosku ya? İsot bacı anlatacağım bir saniye. Ağzı yırtılacak birazdan. Evet, kaçırdım. Sonra bir daha kaçırdım. Ne yapacağım? Ama bu sefer de halasını kaçırmışsın. Halası olur, halası olur oğlum. Kaçırdın mı sen karıyı? Nerede karı? Vermediysen geri bana ver. Halayı ver bana. Şey hala olur be o kadın o be. Halayı da geri bıraktın. Halayı da bıraktım. O zaman tabii Sevgi fıttırdı yani. Dedi ki sen galiba en son benim... getirdi yani lafı. Cansu Hanım beceremedin dedi. Galiba en son dedi, anamı dedi. Öyle deyince aldı başını gitti. O gün bugündür Sevgi arıyorum ben Cansu Hanım. Hepimiz Sevgi'yi arıyoruz. Evet. Hepimiz evet. Bir sevgi arayışı içindeyiz ama onunki başka. Evet. Onun ya, aradığı nerede sevgi fotoğraf? Başka. Nerede o sevgi? Allah razı olsun. Ne olur görenler olursa. Ejderhalarımın anasını bana geri versinler. Ne olur Cansu Hanım. Ulan ben salak mıyım, bu kızı görsem sana haber vereceğim. Ay. Kurban olduğum ya. Bana çok da biraz benziyor değil mi? Azıcık andırıyor evet. Evet. Canımsın, evet, canımsın. Sevgiyi görenler ne olur bize ulaşsın. Ne olur bize ulaşsın. Acılardan kıvrandık, yıprandık, mahvolduk, kahrolduk. Ben programı kapatmadan önce Kutlusi'den bir şiir daha dinlemek istiyorum. Ver müziği. Ver müziği, evet. Çok yeni yazdım bir şiir, çok soğumlu. Şahanesin Kutlusi, harikasın. Evet. Onunkisi minik bir evdi. Genç kalbim o kızı sevdi. Kutlisi olan kahverengi gözlü bir devdi. Sevgiyi sevdi. Sevgi... Son paragraf sonra şey yapacağım ben. Cansu çok, tam olmadı. Evet. Çok son, güzel. Sonra yapacağım ben bunu. Evet. Kutlisi'nin aşkıyla yandık, tutuştuk. Haftaya yine büyük acılarla karşılaşmak üzere. Unutmayalım, olur mu? Acılar paylaşıldıkça çoğalır. Yıkılsın. Geç yolda ben.